Lefkara işi, ahşap oymacılığı, ipek böceği kozası işleri, sele sepet örme ve daha birçok ürün. Kültürümüzü geleceğe taşımada önemli bir değerdir Kıbrıs el sanatları. Son yıllarda yeniden değer görmeye başlayan el sanatlarını artık pek çok yerde görmek mümkün. Kazım olsa surlar içinde uzun yıllardır el sanatları ürünleri satışı yapan Kasım Uluçaylı, el sanatlarının desteklenip yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Gereken ilgiyi yabancılar daha çok gösteriyor. Bir de yerli halk, biliyorsunuz, artık düğünlere gitme alışkanlığı yavaş yavaş kayboluyor. Düğünler için hediye almak, tepsi, pano almak şeklinde bu şekilde ilgi görüyor. Ama daha çok yabancılar tarafından. Yabancılar daha çok ve biz araştırdık, taraştırdık. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz kitap ayraçları, küçük taşınabilir hediyeler, şu çantalar, görmüş olduğunuz çantalar, bunlar, şunlar, bu çantalar yabancıların rağbet ettiği alanlardır. Ama biliyorsunuz bunun keteni ve ipliği çok pahalı. Neler mevcut dükkanınızda daha çok? Yani bakın, görmüş olduğunuz gibi cimit dükkan dolu. İşte örtüleri, çantaları, kitap ayraçları, sepetler, ipek kozaları, tepsiler, panolar, eski el örgüleri, çok çeşit. Yani şimdi ben de bakıyorum, kolyeler, takılar, ne bileyim yüzükler, bileklikler. Kaç yıldır buradasınız? Uzun zamandır, uzun zaman. Yaklaşık 20 yıl var buradayız, bu işlerle uğraşıyoruz. Peki ömrünüz yettiğince yine bu el sanatlarına uğraşmayı düşünüyor musunuz? Yani bir şey söyleyeyim, bu biraz nasıl, ben gönüllü bir çevreciyim. Bu da biraz gönül işidir. Kıbrıs el işini, Kıbrıs ağzını çok seven biriyim. Ömrümüz yettiği zaman, yettiği kadar bu işi yapmayı hedefliyorum. Çünkü bu kültürdür, kültürümüzün bir şekilde desteklenmesi lazım. Ha şimdi siz biraz sonra soracaksınız, gerekli desteği alıyor musunuz? Bu konuda uğraş vermedim, vermek de istemiyorum. Çünkü önemli olan fark edilmektir. Sizin fark ettiğiniz gibi fark etmek isteyen de fark eder. Aileden gelen bir şey mi? Evet, tabii ben esas Mennoyalı, Ötükenliyim. Lefkara köyü bize yakın. Hep biz çocukluğumuz böyle annelerimizin, nenelerimizin elektrik olmadığı zamanlarda özellikle işte bir lamba altında Kıbrıs'ın söylemiş olduğum gibi dedikodusuyla hem işliyorlar hem dedikodu yapıyorlar. Böyle bir ortamın içinde büyüdük. Kimisi sepet, sele, sesta dediğimizi yapıyordu. Kimisi lefkara işi yapıyordu. Özellikle düğün zamanları kim evlenecekse kadınlar bir yerde toplanıyordu. Onun çeyizini hazırlıyorlardı. Çeyiz de olmazsa olmazdan bir tanesi de bu lefkara işleriydi. Dolayısıyla çocukluğumuz bundan geçti. Yani ilk intibamız hayata bu el işlerini görmekle başladı.